pek yakışmıştı sana. Evet, öyle bir şey yaptım. Evet, bayağı. Silmişsin. Erdem sildi. Erdem mi sildi? Fark etmedi değil mi erkekler buraya gelene kadar? Ondan önce bıyıklı mi yapılmıştı? Olduğunu. Yok. Yani... Kim görmüş onu hiç? Erdem görmüş sanırım. Dikkat ediyor demek ki. Gelir ben gördüm. Fotoğraf. Ha, sen mi gördün bıyığını? Ben gördüm. Ne oldu peki? Ne hissettin onu görünce? Yani kim güldün mü? Kim yaptı dedim. Yok canım, gülünecek bir şey yok bunda. Peki sen kimin yaptığını düşündün? Cansel'in. Cansel ya da Dani. Cansel ya da Dani'nin yaptığını düşündün. Merak ediyor musun bıyıklarını kim yapmış? Kim yapmış? İzleyelim. Ay hadi görelim. Ay, evet, kesin izleyelim. Keki de o yakmıştır. Kim? Ay ben... Daniela'nın Melis'in fotoğrafına bıyık çizmesi beni rahatsız etti. Daniela gibi zeki bir karakterin böyle bir mesaj vermesine gerek yoktu. Sözleriyle de bir şeyleri belli edebilirdi diye düşünüyorum. Niye yaptınız? Şundan dolayı, Melis'in bugüne kadar gelen hareketlere beni çok rahatsız etmeye başladı. Kendisinin kes, git 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 böyle emirvari konuşmalarından dolayı kendisine itaat edilmesini istiyor ya, ben de ona itaat etmek istedim. Ona eyvallah abicim diyerek bıyık yaptım onu. Ha, abi yaptın yani Melis. Evet. Çünkü sen... hiç kimseye böyle bir şey demeye hakkı yok. Burada kimseye kes diyemez. Sen bunu paylaştığın için mi göz yumdun Dani'nin bu şakasına? Evet. Bunu düşündüğüm için göz yumdum tabii ki. Yoksa hoş ben değil ama... espri sen de onu düşünemiyorsun. Bana laf atma. Ben açıklama yapıyorum. Bir de bir fabrikatör kızı diye bir siniriniz oldu ona. Onlar fabrikatör kızı olamadığı için bence. Türk bilmiyor. Evet, biz abi. Fakir babaların çocukları. O yüzden 5.000 lira veriyorsun diye ayakkabıya. O yüzden 5.000 liralık çanta tabağı. Ben kendim çalışarak aldım. Beni aşağılıyordunuz ya. Serhan da iş adamı ya, o yüzden Serhan'la bu kadar ilgileniyor zaten. Hani beni aşağılıyorlardı ya Seda Hanım. Sizinle muhatap olmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar. İkinci gün birbirlerini yiyorlar. Melis'i çekemediklerini düşünüyorum. Biz kendi çapımızda bir grup oluşturduk. Ki güzel bir grup olduk. Onların ikisi tek başına kaldı. O yüzden gidip resimle uğraştılar. Yapacak başka bir şeyleri yoktu çünkü. Yaptıkları çok terbiyesizce, gerçekten terbiyesizce. Ama kıskanılmak çok hoşuma gitti. Evet, sizden çok daha güzel olduğum için böyle yaparak en azından resimde sizden çirkin olmamı sağlamışsınız. Olsun, sıkıntı yok kızım. Yok, çirkin de olmamış yani. Yani sıkıntı yok. Yakıştı da olmuş. Yakıştı da yani silinebilen bir şeyle yapılmış en azından. Dani'nin bugün Melis'in resmine bıyık çizmesi biraz saçmaydı. Bana göre bir terbiyesizlikti. Ben... kendimin çok güzel olmadığını zaten sizlere de söyledim. Sormuş. Kendimi çok güzel de bulmuyorum. Güzellik göreceli bir şeydir. Ben senin yaptığın konuşmalara bir tavır olarak öyle bir şey yaptım. Tamam dedim. Eğer sana itaat edilmesini istiyorsan al buyur. Tamam, itaat et bana. Tamam. Ettik. İstiyorum. Bıyık. Et. Abicim saygılar, eyvallah, sevgiler. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Sevgiler. Eyvah eyvah. Eyvallah. Ya. Diye bu evde geliştim. Bir ağlık düzeni, bir ikinci Serhan mı doğuyor, ne oluyor burada ya? Ay biz Serhan'la özenti değiliz. Lütfen bizden uzak düşün yani. Söyleyeceğim, erkekler bile bak maçoluk yüzünden bir evlilik yandı diyor. Yani erkekler bile belli bir yaşa, olgunluğa varınca bundan pişman oluyor. Siz bu kabadayılığa girmeyin. Bizim kadın olmamızın en tatlı yanı naifliğimiz değil mi? Ayça'nın benimle ne derdi var inanın anlamış değilim. Gerek arkadaş sohbetlerinde gerek ismimin geçtiği yerlerde beni yanlış ifade ettiğini düşünüyorum. Ya beni bir şeyden dolayı yanlış anladı ya da bu şekilde benim üzerime geliyor. Fakat şunu unutma Ayça, sana abi gibi yaklaşmış bir insana bu şekilde gelirsen yanlış kişiyi karşına almış olursun. Bakıyorum başka neler var ha. Mehtap'a cadı şapkası ve süpürgesini saklamış esprisi yapıldı. Ha? Benim buradan... sadece sevmeyenlerin ağzına birazcık komedi verdiler, o kadar. Yani onun ötesine geçemezler. Üzülme zaten. İlk gün erkekler Melis'e süpürgesini saklamış gelmiş, o biraz havalı evet. Girdi içeri derken. Şimdi bak en çok çağrılan gelin adaylarından oldu. Böyle bir şey yok. Siz mutlu olun yeter. 12 saatimiz dolmak üzere, yine zor bir gün geçirdiniz. Bileklikler burada. Okuyun, sınav yapacağım dermiş. Kitaplar da burada. Size faydası var. Özellikle uzak durulması gereken erkekler kısmını bence teşekkür okuyun. Ederiz. Çok hoşçakalın. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun. Şu saatleri takalım. Aynen takın. Kız neyse olur.
Sen yeter ki sen kısmetse olur.